Geçtiğimiz hafta Protestan, Katolik, Ermeni Apostolik kiliselerinde Paskalya kutlamaları yapılmıştı. Julian takvimine göre ise 19 Nisan Pazar günü Doğu Ortodoks kiliseleri İsa Mesih'in dirilişini koronavirüsün gölgesinde kutladı. Geçtiğimiz hafta Protestan, Katolik ve Ermeni Apostolik kiliselerinde Paskalya kutlamaları yapılmıştı. Julian takvimine göre Doğu Ortodoks kiliseleri de 19 Nisan Pazar günü İsa Mesih'in dirilişini kutladı. İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi'nde ise Ekümenik Patrik 1. Bartolomeos'un yönettiği ve sadece görevli rahiplerin katıldığı ayin Facebook ve YouTube üzerinden canlı olarak verildi. Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi de aynı şekilde Paskalya ayinini sosyal medya üzerinden canlı olarak verdi. Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri Metropolit Morfilik Sünos Yusuf Çetin'in yönettiği ayine de görevli rahipler katıldı. Yerişolim'deki Ortodoks Hristiyanlar, İsa Mesih'in yeniden dirileceğine inanılan Kutsal Cumartesi gününü kutladı. Her yıl kentteki tüm Doğu Ortodoks kiliselerinde akşam saatlerinde yapılan etkinlikler bu yıl sadece Kıyamet Kilisesi'ndeki ayinle sınırlı kaldı. Normal şartlar altında kilise cemaat ve ziyaretçilerle tamamen dolmuş olacaktı. Ancak İsrail'in koronavirüs salgınını önlemek için getirdiği seyahat kısıtlamaları nedeniyle inananların Yeruşalim'e gelmesi engellendi ve kilisede ibadet hizmeti bir süreliğine kısıtlandı. Salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında halkın katılamadığı ayine sınırlı sayıda din adamı iştirak etti. Kutsal ateş, İsa'nın gömüldüğü ve dirileceği düşünülen odadan dünyanın dört bir yanındaki imanlılara dağıldı. Kilise içinde düzenlenen ayin ve diğer etkinlikler, Hristiyanların evlerinden takip edebilmesi için internetten canlı olarak yayınlandı. Mısır'da Kıpti Ortodoksların ruhsal lideri olan Papa II. Tavadros, Paskalya ayininin Kahire'nin batısında yer alan Natrun Vadisi olarak bilinen Çöl Vadisi'ndeki Sen Pişay Manastırı'nda gerçekleştirildi. Kıpti Ortodoks Televizyon kanalından yayınlanan ayine birkaç din adamı katıldı. Ayin sırasında din adamlarının sosyal mesafe kuralını uyguladıkları görüldü.